Selamlar sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin en teknolojik evindeyiz. Tabii ki Mendebur Lemur'un, Hakan'ın evindeyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün her şeye bakacağız. Ses komutlarıyla her şeyi yapabiliyorsunuz bu evde. Hey Google, klimayı aç. Abi, bütün evi açtım bu arada. Sadece klima dedin ya, salon klimasını aç da ben lazım. Ooo. Açıl çöp. Ya. İyice çözdün değil mi sen bunu? Kaç para gitmiştin peki? Önemli olan maddiyat değil. Five minutes later. İcadı nasıl hayal etmezse ortasına geliyor ya. Ev hediyem şöyle takdim edeyim. Temsili bir levye Hakan'cım. Teşekkür ederim. Hiç böyle bir hediye almamıştım. Hemen başlayalım. Hızlı hızlı evi gezeceğiz. İki ev var çünkü. Ofisle evi ayırmış Hakan. Şimdi evde hikaye daha girişten başlıyor arkadaşlar. Burada bir güvenlik kamerası var. Eve biri girip çıktığı anda Hakan'ın telefonuna... Ben kamerayı sağladım o sıradan. Bu görüntü yok değil mi şu an bizde? Mümkün olması. Her şeyi kaydediyor. Güvenlik konusunda ciddi önem veriyor her şeye yani. Buradan bildirim gidiyor. Evin tasarımı çok güzel. 4 senede yapılmış arkadaşlar. Burada mesela herhalde pandemi döneminden... Alışkanlık oldu o. Hala eve girerken... Ha tuşlu. Tuşlu değil. Sensörlü. Ha sensörlü. Dezenfekte ediyorsun. Tuş diyoruz hala. Nereye gelmişse tuş diyoruz. En önemli olaylardan bir tanesi evin harika bir kalbi var arkadaşlar. Buradan her şeyi yönetebiliyorsunuz. Yani çamaşır makinesindeki çamaşırlar yüzde kaçta ne durumda? Hakan buradan görebiliyor. İnanılmaz bir şey. İşte odalardaki sıcaklık dereceleri. Mesela şuradan ışıklar açılıp kapatılıyor yavaş yavaş. Tek tek hepsine... Fark ettiysen bayağı bir ışık var. Evet, bayağı bir ışık var. Ya evde onlarca sensör var bu arada ama harika bir kablolama var. Ya hiçbir kablo gözükmüyor. Mesela bu ışıklarda ne var abi ekstra başka? Bunları açıp kapatabiliyorsun ya da işte salon, tavan, mutfak. Rengi tavan. Ayarlanıyor, parlaklığı ayarlanıyor. Evet, yani parlaklık ayarı yapabiliyorsun. İstiyorsan mesela bunların hepsi şu an sıcak beyaz. Ben böyle sıcak beyazı daha çok seviyorum. Ama soğuk beyaz olsun dersen böyle beyaz tonlarına falan da geçebiliyorsun. Bunlar da RGB hepsi. Ya millet bu arada şey sanıyor, ben evde böyle rengarenk oturuyorum sanıyor. Öyle duruyor ama. Aslında öyle değil biliyor musunuz realitesi? Yani yayıncıları, YouTuberlar öyle sanıyorlar ama sen de mesela renksiz kullanıyorsun değil mi aslında bunalıp bir yerde? Ya mesela normalde televizyon izlerken ne biliyor musun? Bak direkt televizyon izleme moduna geçiriyorum. Aa. Şu, akşam kahvemi şeyimi alıp şuraya oturup bir şey izlerken bu hafif loş RGB oluyor yani. Bir dakika şimdi salonda bir tane map var, evinin haritası var burada. Ha bu Dust 2. Evet benziyor. Bu robot süpürgenin haritası. Ya burada. Sen üşengeç bir adam mısın? Mesela robotun kumandasını bulup o tuşa basmak yerine buradan bastın ve ev temizlenmeye başlıyor. Evet ama şey düşünüyorum, evden çıkarken bastın. Çok güzel abi. Ya ben de istiyorum akıllı ev. Harika yani. Neredeydi o? Bulun. Bu evde neredeyse her şey gizli. Diren ne haber ya? Oğlum robot bir ses geldi, korktum orada. Koltuğun altında yani çok iyi. Bak buradan canlı olarak izleyebiliyorsun da. Evet çok güzel detay. Ama ya gereksiz. Hoş ama. Evet teknoloji hoş. Teknoloji var kullanıyorsun. Evet. Ben de seviyorum fonksiyon kullanmayı. Yani bir kere oyuncular çok sever. Makinamıza bakalım. Masa yükseliyor alçalıyor istediği yere gidebiliyor. Burada profiller var. Atıyorum Harun oturdu. O daha yüksek seviyor. Basıyorsun buradan. Ya kardeşin da şey ayağımı geliyor. Masanın üstüne uzatmaya karar verdim. Biraz alçaltayım gibi. Tertemiz yani. Hiç tertemiz yani. Hani çok artık bu kadar aşağı inersen şurada bir yoğunluk görüyorsun. O da kablonun varlığı zaten yani olacak. Bu yani çok güzel. İşlemcinin üzerinde... Harun var, Hakan'ın kardeşi. Videolardan bildiğiniz. Ama benim oyun bilgisayarım. Bu çok güçlü bir bilgisayar değil. Yani evet. Çok güçlü değil dedim yine 4070 falan var içinde ama. Bu ne abi? Abi şu an odaların panellerin akıllı kontrol panellerini kodluyorum. Yatak odasının ki daha bak kodlama aşamasında birazcık yarım yamalak. Gene en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi ya televizyonun ekran büyüklüğü önemli bir şey keyif almak için. Dip projeksiyon yani duvar projeksiyon diye geçiyor herhalde bunlar. Ultra kısa mesafe projeksiyon. Ya çok değişik alet ama düzgün bir perdeye yansıması gerekiyor. Perdenin üzerinde de küçük küçük üçgenler var. Aşağıdan gelen ışığı alsın sadece daha net göstersin parlaklıkları falan diye. Mesela açalım buradan bir şey. Ya şu an içerisi bayağı aydın. Ben şöyle POV yapıyorum. Yaptım buraya. Şu düğmeye basar mısın? Oğlum ne diyorsun ya? Çok iyi. Kanka bak buraya da bak arkadaşlar size akıllı POV yapıyorum. Şu an Mendebur Lemur'sunuz. Yattınız. Çok iyi. Ya görüntü kameradan çok belli olmuyor olabilir ama ben size kendi gözümün gördüğünü açıklamaya çalışayım. İnanılmaz clear. Bu kadar büyük bir televizyon olamaz ama bu kadar büyük bir projeksiyon televizyon gibi olabilirmiş. Bunu anlamış olduk yani. Işıklarımızı yakabilir miyiz? Ben görmüyorum. Şöyle bir şey var. Mesela bir bebeğiniz var. Göremedim ki ben.
Bebeğiniz yaklaştı. Güvenlik nedeniyle projeksiyon kapanıyor bak. Aa evet. Niye? Göze yoğun ışık girmesin diye. Onu bile düşünmüşler yani. Odanın sıcaklığını gördüğümüz iki tane. Bak bu sadece odanın sıcaklığıyla nemini gösteriyor. Buradan kombinin derecesini ayarlıyor. Onu panele ekleyemedim. O kadar akıllı değilmiş o. Ama onu da bir gün ekleyeceğim. Her şeyi bir tablete sığdırmak gibi bir eğilimin var senin aslında. Evet. Yani şu an planım şey. Her şeyi tamamladığımda her şeyi tabletten ve sesli komutla kullanabilmek. Var mı sesli komut mesela? Hey Google. Klimayı aç. Oo tabii başkaları yapamıyor. Bak güvenlik derken bu. Hey Google klimayı aç. Aa, bütün evi açtım bu arada. Sadece klima dedin ya salon klimasını aç demen lazım. Oo. Harika. Hakikaten keyif ya. Orada bile bir ekran var ya. Mutfakta ne işi var onun? Bu mutfak kontrol paneli. Mutfağın değneğini konu yemek yaparken buradan film mi izliyorsun? Ya aslında şey yine küçük ekrana benzer. Yani burada bir şeyler yaparken kullanabileyim diye. Ama istersem şuradan da yapabiliyorum. Manuel ellerin ıslakken evet. Eski sistem. Normalde de... Çünkü şey ellerim ıslakken dokunmatik ekran çalışmıyor. O yüzden böyle manuel butonumuz da var. Çok güzel abi. Açıl çöp. Ya. Ya her şey en azından... Çöp de şey ben nasıl açılayım? Aa, akıllı tuvalet var evde. Denemek ister misiniz? Evde akıllı tuvalet var arkadaşlar. Direncan tuvaletime sıçmak istiyor, buyur. Masaj var mı? Neyi var? Yani masaj sayılır mı? Ne yapıyor? Ya böyle vıcık vıcık vıcık. Nasıl açıklanır bilemedim ki. Bunu deneyimlemen lazım abi. Ben deneyeceğim. Ya buraya hepimiz sığamayabiliriz bu arada ama. Böyle butonları var arkadaşlar. Yani Hakan... Aa butonlar onlar değil. Buton bu. Bak. Aa kumandalı o da. Kanka dur şimdi oradan su mu atmasın bak. Sayayım mı özellikleri? Say say. Direncan sana sayıyorum özellikleri. Ver abi özellikleri. Arka yıkama masaj. Arka. Abi arka dediği... İç dış. Arka hani. Dış tamam. Kibarca. Ön yıkama masaj. Aa. Ön derken? Ön, yapma. Ön. Kurulama. Aa, kurulama mı? Nasıl kuruluyor abi? Havayla. Şurada peçete çıkıyor kanka, böyle vuruyor. Güçlü koku giderme. Buna kimin ihtiyacı var? Tuna tavusun ihtiyacı var. Tuna'nın acayip. Çünkü 3 sifonda gidiyor dedi o. Burada herkes samimi. Böyle 3 sifonda falan gittiği oluyor. Kokuyu bir gidersin bakalım. Işık var. Işık abi var. Işık var ya. Bak diye sanat eserine. Bu ne lan? Işık koymuşlar yani içine. Niye kadın modu var, çocuk modu var. Çocuk modunda ne yapıyor çok merak ediyorum. İkisi bir arada ne yapıyor olabilir hiçbir şey anlamadım. Onun bir adı var abi, double penetration. Ve güçlü yıkama bir kere denedim. Denemenizi... Basabilir miyiz ya? Önermem, tamam basabiliriz. Seçmeyelim ben. Çalışması için ilk önce oturman gerekiyor. Ben böyle oturuyormuş gibi yapacağım. Tamam. Bak şimdi arka yıkamaya bastın. Şimdi arka yıkamaya bir daha bas. Tamam. Basıyorum. Aa. Aa! Oo! Çok iyi oldu. Abi sıfıra sıfır yıkıyor. Ön yıkamaya bastım abi ben bu arada. Abi o da aynısının biraz daha ileri geleni. O kadınlar için. Tamam. Kurulama. Kurulamayı çok merak ettim abi. Bak buradan şey çıktı. Şu an sıcak hava üflüyor. Oha. Bayağı el kurutma gibi. Gibi. Ama çok uzun sürüyor. Ben sıkıldım onu. Tabii kurumaz abi öyle. Aa acil durumlar için durdur butonu var. Acil durum değil abi. Yıkama bittiğinde basıyorsun duruyor. Çubuk aşağı doğru değil de yukarı doğru çıkarsa bir hata sonucu. İkisi bir aradayı çok merak ettim ya. Abi güçlü yıkamaya bas. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvah. Abi şu an çok fark etmemiş olabilirsin ama bu... Tazikli su. Bayağı tazikli su. Oha. Direncan bunu kesin dene. Evet Diren denemeye seni alıyoruz buraya. Durdura bastım. Güzel alet abi. Bu totosuna değer verenler için önemli bir alet yani. Ha? Işık açıl. Herkes tuvaleti deneyip. Çıkın üst kata ben deneyeceğim. Çekeceğiz oğlum. Böyle bir şey nasıl çekeceğiz? Eşlik edeceğiz abi sen olur mu öyle? Ha sen mi çekeceksin? Nasıl çekeceğiz? Ben gelmeyeyim seninle? Kamerayla mı? Gel gel. Hazır bahane bulmuşken beraber tuvalete girerdik. Of be. Oğlum bu böyle kaldı. Nasıl kaldı? Çubuk abi temizliyor çubuk kendini arada işte. Oğlum, şey. Ne yapıyor? Temizliyor. Çubuk gelip çıkıyor. O çubuk şeye girmiyor değil mi kanka? İnşallah. Şey dediğin ne? Şey. Direne girip çıkmayacak o çubuk. Abi heyecandan kamerayı falan çarptım. Kolay, kolay gelsin. Diren, ikili ve üçlü modu aç. Çok sert aç. Oğlum bu çocuğun kamerası vardır bu modda. Yok. Sapık herif. Yok. Kamera koymuyor.
Direncan, videonu Japonca sitelerde görebilirsin. Lemur, kendimizi bir safe word belirleyelim. Abi stop'a basınca yırtıl duruyor. Yırtıl! Yırtıl ben bir kırın içeri girin. Evet arkadaşlar, arka yıkamayla başlıyorum ben. Arka yıkama. Çok korkuyorum. Oğlum tam ortasına denk geldim. Güçlüye basayım mı? Bas. Güçlü geliyor chat. Bir like'ınızı alırız arkadaşlar burada biraz. Chat demişken orada. Oğlum bu çok. Götür derdi. Çok bu çok. Tamam. Kurnamayı deniyorum bir de. Oha! Diren hoşuna gitti mi? Oğlum kurnama çok iyi. Biraz daha arka yıkama, hoşuma gitti. Oğlum tam bir de... icadı nasıl ayarladılarsa ortasına geliyor ya. Tamam ben okeyim. Güzel icat. Herkesin denemesi lazım, inanılmaz garip bir tecrübe. Hoşuna gitti mi? Kurulamayı daha sıcak bir hava bekliyordum ama çok tadında ılık Meltem esti götürdü. Mesela burada One Piece severlere çok güzel bir koleksiyon var arkadaşlar. Hepsinde emek var, farklı yerlerden alınmış. Evet, bu yıllardır yavaş yavaş topladığım One Piece figür koleksiyonu. Burada iki tane odamız daha var. Aşağıdaki Hakan'ın oyun oynama, takılma makinesiydi. Buradaki de gerçek çalışma makinesi. Tabii 4090'lı falan bir canavar var burada. Yine devasa monitörler görüyoruz. Kaç inç bunlar? Bunlar 32 inç. Kasaya bir bakalım mı şöyle? Bak, sıvı soğutmanın kralı. CPU sıcaklığını, voltajı görebiliyoruz. Boştayken 220 watt harcıyor. Neler var abi, işlemci falan? Ha bu aslında 4090, 4090 vardı mı sende de? Kapatmışsın, var. Şimdi normalde 4090 şöyle evet. Bir şey. İşte bu sıvı soğutma takınca böyle küçülüyor. Onun dışında şey, işlemci Ryzen 7950X 3D. Öf. 64 GB RAM var. Çok terabyte SSD var. Bayağı çok. Sen onu çok merak ediyorum. Sen arşivci bir adama benziyorsun çünkü. Aslında çok arşiv yapmıyorum ama yine de videolar işte mecburiyetten. Yani şey, hamları siliyorum, editli hallerini tutuyorum. Hakan da böyle teknoloji falan seviyor ama çok büyük gamer normalde. Yani oyuna kilitlendi mi aylarca oynuyor. Biz Diablo çıkınca işte Egoist Pati, ben Hakan aylarca oynadık. Hayattan silindiniz bir yer. Hayır, onlar silindi. Ben aynı zamanda çalışmaya devam ettim. O yüzden ben... Yaşamaktan silindim. Evet. Olsun, çarlarımız güçlüydü ya. Sizin için CSGO indirdim bu arada. Aa. Denemek istersin belki de. Bakalım abi. Mesela siz oyunları Full HD mi oynuyorsunuz? Hayır. Bende de 4090 var. 1024'de 768 falan. Yok artık. Ama akıcı oluyor. Yani o adamın kafası daha büyük oluyor stretch olduğu için mesela counter'da. Daha kolay vurabiliyorsun. Abi benim için gördüğüm şey daha önemli. Evet, CS2'de de 700 FPS alıyor şu an. İyi mi? 5'e iyi. Çok ya, fazla. 800-900. Çok yüksek. Bayağı iyi. Ya gereksiz fazla yani, böyle bir şey. 540 Hz falan var biliyorsun maksimum. Ben Crosshair'ı daha çok sevdim abi. Crosshair... Abi daha yeni kurmuş oyunu, ne yapacağım? Gayet okey makine. Bütün oyunları çalıştırır. Anlos onayladı kardeşim. FPS arttırma yapmayacak mıyız? Abi daha ne yapacaksın sen ya buna? Abi 800 çok az. 12.000 falan olmuyor mu? Küfür yiyeceğiz, küfür. Burada bir panel daha var. Devam edemiyoruz. Bunları şimdi yavaş yavaş bütün odalara eklemeye çalışıyorum. PC masası. Bak, masanın altında bir tane ışık var, gördün mü? Ha. Bas bakayım. Nasıl? Nice. Bir de böyle şey, nefes alarak açılıp kapanıyor. Bak normalde bu. Evet, bu iyi. Bu. Çok iyi bir oyuncu için çünkü biz loş ortamları severiz, o çok ışık yorar. Şimdi Hakan'ın yatak odası. Kirli çamaşırlar. Tövbe estağfurullah. Tuvaletime girdiler, yatak odasıyla devam ediyoruz. Tuvaleti kullandım, burayı da kullanacağım. Gel. Ben tuvaletten sonra başladım. Ya kanka, Mendo Lemur'dan böyle bir teklif alsam balıklama dalardım. Abi yanlış anlaşılma olmasın, oyun oynayalım diye. Tabii efendim. Burada buna giyinme odası demek de ayıp gibi geliyor. Doğru da giyin, giyinme bölümü. Giyinme bölümü. Ya burada bir kapı yok diye burası oda olmaktan çıkmıyor. Işıklar var. Evet, bütün dolaplar aydınlatmalı. Bu içeriden aydınlatma olayı bayağı güzel bir şey bu arada dolaplarda. Rengarenk. Değerli toplu, rengarenk ya. Evet, sen bir düzen adamısın ya. Biz çok dağınırız mesela, oyuncuların çoğu şey olur. Bana şu an bu dağınık geliyor mesela. Nasıl ya? Mesela şu şeyler falan dağınık şu an. Aa, yukarıda kocaman bir şey, bir tekerlek görüyorum.
Ha, orada benzinli bir araba var. Aa, onu çalıştıralım ya. Çalışır mı evde? Benzinin var mı? Benzin alırız. Alırız. Vallahi çalıştıralım ya. Araba çok güzel gözüküyor. Ücret yarımız var. Alacak mısın? Dur. Bazı şeyler süsmüş arkadaşlar evde. Onları çok ellememek gerekiyor. Ha bak onu alabilirsin. Kar küreme makinesi bu. Abi alabilirim de bak bunlar Lego'dan Arkan. Nereden tutuyoruz bunları? Ben tutayım mı? Ben tutmak istiyorum. Devirmem. Tamam şöyle yapma. alttan tut. Tabii. Mühendis adamısın. Hiçbir fikrim yok. Niye çıkarttım onu da bilmiyorum. Tamamen puşluk. Bu uzaktan kumandalı bir şey mi? Evet. Ama Lego'dan. Koy istersen yere. Yani orada da var. Yere koyamam. Aldım. Kilitlendi böyle. Ha, tamam. Bunu nereden açıyorduk? Ve pili var mı? İnsanın bu kadar çok item olunca da yani böyle şeylerin unutulması normal. Sen kaç tane sipariş vermişsindir Hakan Çin'den mesela şimdiye kadar? Total 1000'i geçmiştir herhalde ya, kaç senedir. Bir de ben şey hani YouTube öncesinde de sürekli Çin'den bir şeyler alıp duruyordum. İyice çözdün değil mi sen? Kaç para gitmiştir peki? Ama önemli olan maddiyat değil. Oğlum hiç böyle bir şey yok. Boşluğuma geldi ya. Kanka boşluğuma geldi. Oğlum. Ben bunların açtığımızı hatırlayamıyorum şu an. 5 minutes later. Evet. Oha. Denemek ister misin? Evet. Şimdi ilk önce sana öğretiyor. Bak normal şey gibi düşünme, oyun gibi düşünme. Bu vinç olduğu için kolu ne kadar ileri götürürsen o hızda sürekli olarak dönüyor. Kaza oluyordu. Biz şurayı bir açalım. Bayağı hızlı gidiyor. Alet çok ciddi hareket ediyor ya. Titremeleri evet. falan çok iyi ya. Patlama şeyi koy. O 30'a çıkıyormuş. Çok zevkli oğlum şu an, dur. Çok güzel dönüyor. Dönmesini çok iyi ayarlamışlar. Bu hani kaya kırmak için falan. Tamam hadi. Okey abi. Hayatımıza devam edelim. Teşekkür ederiz Hakan. Güzel bir deneyimdi. Benzin niye şey yaptırmadı bize? Oyuncak olanı yaptırdı. Onun dışında burada da tuvalet var ama akıllı değil direncan, denemek istersen. O zaman girmez. Abi güçlü arka yıkama yoksa beni unut. Yok maalesef. Şimdi çekim stüdyosuna gidiyoruz. Efsane bir akvaryum var orada. Kendi kendine otomatik temizleyen. Bayağı güzel şeyler var. Işınlanalım. Aynı eve geldik bu arada. Birebir aynı iki evde. Burada da bir kamera var gördüğünüz gibi. Orada da bir kamera var. Benim çok sevdiğim bir akvaryum var burada. Ben de akvaristim bu arada. Bilinmeyen bir bilgidir benimle ilgili de. İnsanların evine gidip güzel akvaryumlar kuruyordum gençken eskiden. Çok güzel karidesler var burada. Bak akvaryum kur, sana 100 tane karides hediye öyle diyeyim. Hatta beraber kuralım ya. 300 tane. Kuralım. Karides. Sen yeter ki yapmak istiyorum da. Ben bunları çok istiyorum valla. Restoranlara satıyor hem. Tuzlu su akvaryumu yapalım. Yiyoruz onları ara ara. Bak bu vatozlar mesela camı temizler evrim. Yosunlar bak. Sen en son ne zaman akvaryum topladın 10, diyeceğim 15 da. 15 sene olmuştur ya. Tamam onlar vatoz değil artık. Ha ne oldu bunlar? Bu otosinklus bilmem ne, bu vatoz değil. Kardeşim pahalıya satmak için vatozu isim uydurmuşlar. Vallahi vatoz değil. Tamamen alakasız bir top. Abi yüzmeyi de biliyormuş ha. Bir tek cama yapışmıyor. Aferin lan. Canlı bitkiler var. Şuradan köklerini bile görebiliyoruz böyle. Burada çekimler yapıyorsun. Ya burası sadece çekim için kullandığım bir alan. Burada sadece çekim yapıyoruz öyle düşün. Çok güzel abi. Çünkü şey oluyordu eskiden. Yataktan uyanıyorum, alt kata iniyorum, çalışmaya başlıyorum poşetler, gibiydi. Poşetler, kutular, direkt iş. Evet şu aynı binada olsa bile şey gibi. İşe gidiyorum. Bunu ayırmışsın canım, o çok önemli bir şey. Ben onu yapamadım mesela. Tavsiye ederim. İyi gelecek, bir tane daha ev almak lazım. İşe gidiyorum. Kısa 10 adım falan. Evet terlikle işe gidebiliyorum. Yani burada yine televizyon var. Aslında Harun izliyor burada da ben sadece arka plan için kullanıyorum. Arka plan için devasa televizyon kullanmak. Burada figürlerim var yine. Evet, figürleri çok severiz. Burada bir tane balinamız var böyle. Onu senin için çıkarttık. Aa, bunu izlemiştim. Ne kadar iyiymiş. Sen kumandalı şeyleri seviyorsun. Çok severim. Atıyor muyuz? Yani şey... Balıklar korkmasın. Mümkün olduğu kadar sakin hareketler. Ha onun için atacaksınız hakikaten. Yüzüyor. O balıklarla alakalı en eğlendiğim şey geldi. Isırıyor mu bu? Yutuyor kanka tek tek. Ölmüş balıkları topluyor. Aaa! Bak çarptığında falan balıklar korkuyor. O yüzden böyle ortalarda mümkün olduğu kadar. Çok güzel gidiyor. Çok iyi.
Geri geri de gidiyor kan. O birazcık doğaya aykırı. Çıkabiliyor da buradan. Dur. Çıkmasın ama bence. Aa, eyvah. O ne lan? Motor dışarıya çıktı herhalde. Şimdi bak ben direnç... Sen bana bir şey yapacaktın bununla. Evet. Ben abi ya bu evde hiç şimdi kendimi güvende hissedemeyeceğim. Tuvaleti gelir üstüme su atar. Bu gelir üstüme su atmayın. Üstünde bir şey yazıyor falan deyip. Nerede? Ama yapamadım. Yolunu da yapmıştım bir şey. Ya bu burada oynamak için değil. Bu daha çok... Dur bu akvaryum. Işığı ıslatma. Pardon. Eyvah açık mıydı? Elleyeyim bir de patlasa iyice komple. YouTube'un herkese verdiği plaketten var. Öyle genellemesek daha iyi olabilir daha. 1 milyona. Herkese değil hani 1 milyon üstüne. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Değerli zamanınızı ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videoda Hakan'ın teknolojik akıllı evini göstermeye çalıştık. Birkaç oyuncağıyla oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Bu arada çok havalı abi. Çok güzel. Ben bayıldım gerçekten. Ya bu taraf çok havalı değil de. İkisi de güzel. Evet. Ya bu gösteremediğimiz çok şey oldu. Güvenlik sebebiyle bazı çekincelerden falan ama. Bu arada like'ınızı da alırız. Videoyu beğenip eğlendiyseniz kanalı takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Peki gezegenler mi dünyanın etrafında dönüyor yoksa dünya mı? Bu arada dünya galaksimiz etrafında dönüyor. Bence dünya dönmüyor ve düz.